Hepinize iyi günler. Öncelikle bir şeyler söyleyerek başlamak istiyorum. Aslında bir üniversite hocası olarak böyle TED konuşmaları yapmak çok büyük risk. Onu baştan söyleyeyim. Neden? En performansımızın zayıf olduğu, kötü olduğumuz da demeyeyim. Üç konuda bizden burada performans göstermemiz bekleniyor. Birincisi, bir konuyu karmaşıklaştırmadan anlatmamız isteniyor. Bu hoca olarak bizim için zor, takdir edersiniz. İkincisi, herkesin ilgisini çekmemiz gerekiyor çünkü kısa, sınırlı bir süre var. Oysa hiç öyle bir endişemiz yok bizim ders anlatırken. Bizi dinlemek zorunda olan, sürekli hazır bir audience var, bir dinleyici topluluğu var. Üçüncüsü ve en zor olanı da sanırım bunu belli bir zaman içerisinde yapmak. Benim bir konuya girmesi bir saat süren arkadaşım var. Şimdi belli bir zamandan sonra zaten beyin o sinyalleri durduruyor, algıyı kesiyor ve kendinizi bir ayakkabı gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Evet, şimdi umarım bu sunum öyle geçmez ve nanodan bahsedeceğim bugün. Nano hepimizin çok kullandığı ama belki de ne olduğunu çok bilmediğimiz bir konu, nanoteknoloji. Öncelikle nanonun genel macerasını anlatarak başlayacağım. Ve benim nanoyla olan maceram nasıl oldu, nasıl gelişti, onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak tarih boyunca, Neolitik çağa gidersek demeyeceğim, tarih boyunca büyüklük her zaman bir güç gösterisi olarak algılanmış. Büyük olmak her zaman iyi bir şey olarak. Savaşlarda üstünlük göstergesi ve başarıya giden yolda büyük her zaman iyidir mantığı. Erkek beyninde bunu pek faydası olmadığını gördük ama genelde insanlar yeni yeni bunu anlamaya başlıyorlar. Fakat büyüklüğün problem olduğu bazı örnekler de olmuş tarihte. Mesela dinozorlar belki o kadar büyük olmasalardı meteor yağmurlarına başladığı sırada maruz kalmayacaklar ve belki hala günümüzde yaşıyor olacaklardı. İnsanoğlu olarak tarihe baktığımızda genelde mevcut içine girebileceğimiz yapıları büyüterek devam etme isteği, bir büyüklük arzusu sürekli var. Uçaklarda görebiliriz bunu mesela. 1960'larda 80 kişilik olan uçakların 2040'lı yıllarda 1000 kişiyi alacak kapasiteye ulaşması bekleniyor. Fakat bunun yanında uçakların içerisine veya ceplerimize, evlerimize koyduğumuz elektronik cihazları da mümkün olduğunca küçültme dolayısıyla birim alana çok daha fazla teknolojik malzeme, elektronik malzeme koyma gibi bir amacımız oluşmuş durumda. Nano'ya geçecek olursak, nano o kadar enteresan bir kelime ki, sihirli bir kelime gibi sanki. Önüne geldiği kelimeyi de sihirli yapıyor. Şimdi elektronik deyince hepimizin aklına günlük kullanılan elektronik cihazlar geliyor. Ama nano elektronik dediğimizde çok daha ulaşılması zor, gelecekten, geleceğe dönüş filminden kareler aklımıza geliyor. Nano robot dediğimizde günlük işte insanlara yardımcı olarak olması amacıyla dizayn edilmiş robotlar aklımıza geliyor. Ama nano robot dediğimizde belki damarlarımızın içerisine girecek, hastalıkları bulacak, tespit edecek, onları tedavi edecek yine fütüristik, geleceğe yönelik öngörüler. Nanoteknoloji teknoloji dediğimizde günlük hayatımızı şu anda ele geçiren veya çok farklı yerlerde kullandığımız malzemeler, teknolojiler anlaşılmakla birlikte nanoteknoloji dediğimizde sihirli bir şekilde problemlerimizi çözecek ve atomdan, molekülden başlayarak bütün işlemlerimizi gerçekleştirebileceğimiz sihirli bir teknoloji anlıyoruz. Nano boyutunu acaba nasıl anlıyoruz veya ne kadar gündelik hayatımızdaki objelerle kıyaslayarak bir sonuca varabiliriz. Bir köpeğin boyutu, burada gördüğümüz köpeğin boyutu yaklaşık boyu daha doğrusu 1 metre. Nano bu arada Latince cüce demek. Ve birim olarak da önünde 10 üzeri eksi 9 yani bir birimin büyüklüğün milyarda birini ifade ediyor. Dolayısıyla bir köpeğin uzunluğu 1 milyar nanometre. Ve onun üzerinde yaşayan pirenin boyutu ise ondan 1000 kat daha küçük. Yani onun binde biri diğer bir deyişle 1 milyon nanometre. Bir kan hücresi al yuvarın büyüklüğü ise yaklaşık 7000 nanometre.
bir DNA sarmalının genişliği yaklaşık 2,5 nanometre ve bir nanopartikülün nano boyuttaki birkaç atomdan oluşan nanopartikülün boyutu da yaklaşık 1 ile 5 nanometre arasında değişmekte. Evet, burada görmüş olduğunuz bir saç telinin mikroskopta büyütülmüş hali. Normal gördüğümüzden çok daha farklı görünüyor gördüğünüz gibi. Ve bir saç telinin kalınlığı da yaklaşık 40 bin ila 200 bin nanometre arasında. Ve ilginç bir istatistik daha, bilgi daha vereyim. Her saniye yetişkin bir erkeğin sakalı 1 nanometre uzuyor. Peki nano yeni bir şey mi? Biz mi keşfettik, bunu bulduk, ortaya çıkardık insanlar olarak ya da bilim adamları olarak? Doğada nano zaten mevcutta mevcut olan bir şeydi. Biz belki bunu keşfetmemiz yakın bir zamana rastladı. Görmüş olduğunuz bir lotus çiçeği, bu da onun yaprağı. Bildiğiniz gibi durgun sularda yetişen ve pek çoğumuzun daha önce görmüş olduğu bir bitki. Fakat bunu yaprağın ilginç bir özelliği var. Bunu ilginç yapan özellik ise su tutmaması. Hiçbir şekilde üzerine damlatılan su ya da sıvıyı üzerinde tutmuyor. Nasıl, ne düşünürsünüz böyle bir şeyde? Eğer bir şey su tutmuyorsa yüzeyi çok düzdür. Onun için üstüne döktüğünüz su veya herhangi bir sıvı kayıyordur. Onun için durmuyordur. Ama mikroskopta incelediğimizde bunu tam tersine yüzeyin nano çubuklarla kaplanmış olduğunu ve bu su tutmazlık özelliğinin bu nano çubuklarla sağlandığını görüyoruz. Peki bundan nasıl bir şey yapabiliriz? Bunu eğer kumaşların üzerine kaplayabilirsek benzer yapıları su geçirmeyen kumaşlar üretebiliriz ki kısmen şu anda ticari olarak ürünlerini görmeye başladık. Bir başka şu anda belki de hayatımızda olan ama farkında olmadığımız nano ürün. Çinko oksit nano parçacıklar. Çinko oksit nano parçacıklar ciddi anlamda pek çok üründe kullanılıyor. Neden? Çünkü çinko oksit nano parçacıkların ultraviyole ışınlarını bloklama özelliği var. Mesela güneş gözlüklerinde çinko oksit nano parçacıklar kullanılıyor. Mesela kozmetik ürünlerinde. Mesela güneş kremlerinde çok fazla çinko oksit nano parçacık kullanılıyor. Belki de hiçbir şekilde farkında olmadan bunları şimdiye kadar pek çok defa kullandık. Peki nano tamam cihazları küçültüyor, birim alana daha çok şey bırakıyoruz, yerleştirebiliyoruz teknoloji. Ama başka ne özelliği var? Bir şeyler daha olması lazım. Evet var. Eğer malzemeyi nano boyuta kadar küçültecek olursanız normal makro alemde gösterdiği özelliklerden farklı özellikler göstermeye başlayabiliyor. Ne gibi? Optik özellikleri değişiyor. Farklı renklerde görmeye başlıyorsunuz. Elektriksel özellikleri değişmeye başlıyor. Erime sıcaklığı değişmeye başlıyor. Kimyasal tepkimelere girme ya da girmeme özellikleri başlıyor. Evet, bu şekilde resimde görünen sizce ne olabilir? Kan hücresine benziyor özellikle şu baştaki kısım, değil mi? Biraz daha açılıyor. Vişne suyu diyebilirsiniz. Başka? Oje, ruj olabilir. Sağa doğru da pembeye, mora kadar kayıyor. Evet, size ilginç bir şey söyleyeyim. Hiçbirisi bu normalde altın sarısı renkte görünen makro alemde, bizim elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz alemde altının nano parçacık haline getirilmiş çözeltisi. Boyutlara göre, nano parçacığın boyutuna göre rengi de gördüğünüz gibi burada değişiyor. Yani altın sarısı renkten farklı renklere, kırmızının farklı tonlarına kayıyor. Bir başka örnek, grafen pek çok mikroelektronik uygulamada kullanılan ve çok kırılgan bir malzeme. Basit olarak bizim kurşun kalemlerimizin ucundaki malzemenin tek bir katmanı. İletkenliği çok iyi, transparan özelliği var. Çok küçük bir değişiklikle ama çok kırılgan, çok küçük bir değişiklikle karbon nano tüp haline getirdiğimizde şu şekilde bunu dünyada çelikten daha sert, belki de en sert malzemelerden birisini elde ediyorsunuz, en dayanıklı malzemelerden. Yani nanoteknoloji bu avantajlarından dolayı hayatımızda gelecekte önemli bir yer tutacak. Nanoteknolojiyle alakalı en son
vereceğim örneklerden bir tanesi. Daha sonra kendi hikayeme geçeceğim. Magnetotaktik bakterisi. İlk duyduğumda ben bu bakteriye aşık olmuştum. Bunun özelliği sıradan bir bakteri. Zararlı değil. İçerisinde manyetik nanoparçacık büyütüyor. Ve biz hala bugünkü teknolojiyle bu parçacığı büyütmeye büyütemiyoruz. Peki bu nanoparçacık ne yapıyor? Bakteriye ne sağlıyor? Bakteri nanoparçacığı navigasyon cihazı olarak kullanıyor. Yönünü bununla buluyor. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bu bakterinin yön duygusunu manipüle ederek, çünkü sürekli kuzeye gidiyor, gideceği yeri değiştirebilir miyiz? Bununla ne yapabiliriz? İşte kanser tedavisinde, bildiğiniz gibi kanser ilacı kullanan hastalarda bütün hastalıklı ve sağlıklı hücreler zarar gördüğü için saç dökülmeleri, kaş dökülmeleri oluyor. Bunu engelleyebilir miyiz? Montreal'de bir araştırma grubu deniyor ve şekilde gördüğünüz gibi bakteri, bu da taşıyıcı, mikrobid dediğimiz bir ilaç olabilir, bunun yerine kullanılabilir. Ve bu bakteri, bu ilacı istenilen doğrultuda bu şekilde taşımayı sağlıyor. Dolayısıyla bu bakteri eğer düzgün kontrol edilebilirse, gördüğünüz gibi şurada küçücük bir bakteri var, şu da kendisinin defalarca daha büyük mikrobidi taşıyor. Peki bu kadar madem güzel, neden nano her yerde değil? Çünkü nano için, büyütme için çok ciddi yatırımlar gerekiyor. Yüksek sıcaklık, yüksek vakum değerleri ve yüksek maliyetler. Gördüğünüz gibi bunlar multimilyon dolarlara mal olan ve üretim kapasitesi çok kısıtlı üretim cihazları. Benim nano ile tanışmam nasıl oldu? Doktora çalışmam sırasında Amerika'da oldu. Gördüğünüz gibi evet, burada. Bu laboratuvarda geçiriyordum çok vaktimi, pek çok vaktimi. Ve hocam, danışmanım dedi ki ne çalışalım? Dedim ben nano çubuklarla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Çok ilgimi çekiyor ve bu konunun açık olduğunu düşünüyorum. Tamam dedi. Ne çalışalım? Kalayoksit çalışalım. Süper. Aslında bu resim böyle güzel göründüğüne bakmayın. Benim nano ile tanışmamdaki kaosun başlangıcını temsil ediyor. Çünkü yaklaşık 50 denemeden sonra bu resmi bulduğumda ben şok olmuştum. Çünkü literatürde benzer hiçbir çalışma yok. Çok büyük bir nano seviyede tabii ve müthiş bir sivri uç. Sanki bir kılıç tarzındaydı. Ve ben bunun kalayoksit olduğunu düşünüyordum. Fakat hiçbir şekilde bunun kalayoksit olduğunu ispatlayamadım. Bu süre ne kadar sürdü biliyor musunuz? Tam 8 ay ben bu kalayoksidin ne olduğunu anlamaya çalıştım. 8 ay sonunda öğrendiğim şu oldu. Bu kesinlikle kalayoksit değildi. Peki neydi? Çok alakasız bir malzeme olan galyum oksit olduğunu öğrendim. Nasıl olmuştu bu? Farklı denemeler yaparken koyduğum altlıklardan bir tanesinin altındaki galyum malzemesi eriyerek galyum oksit haline gelmişti. Benim doktoramın 8 ayını bu çalışma aldı. Ama bana çok şey öğretti. Öyle bir düşünceyle başlamıştım ki ben artık bunun sonunda doktora bitti demiştim. 8 ay sonra malzemenin ne olduğunu anladım sadece. Türkiye'ye döndüğümde ne yapmalıydım? Yeni bir üniversiteye gelmiştim. Çok fazla altyapı hazır değildi. Bunu aşmak için hem inovatif hem de kariyerime yardımcı olacak bir şeyler yapmam lazımdı. Düşündüm. Daha da düşündüm. Bu arada sonradan saydım. TÜBİTAK'a toplam 7 tane proje yazmışım. Bence hepsi de yani Nobel'e aday olabilecek fikirlerdi. Fakat TÜBİTAK'taki hocalarımız böyle düşünmediler. Genelde herkesin kendi fikri öyledir. Ve en sonunda karar verdim. İşte bulmuştum. Ne yapacağım? Esnek güneş hücreleri üzerine odaklanacağım. Neden? Çünkü pek çok avantajı var. Eğer yaparsak bütün her yeri bu esnek güneş hücreleri yok muydu? Vardı. Verimlilikleri çok düşüktü. Buradaki bir çinko oksit katman başka bir yerde büyütülüp esnek hücrenin üzerine getiriliyordu. Bu da verimi olumsuz etkiliyordu. Çünkü yüksek sıcaklık değerlerinde buradaki esnek altlık bir polimer ve bildiğiniz plastik.
Dolayısıyla eriyordu ve hiçbir şekilde. Eğer bunu 100 derecenin, 130 derecenin altında üretebilirsem ben bu işi yapabilirdim. Sanırım çözümü bulmuştum. Grubumdaki öğrencilerime her gün Adele dinlemelerini emrettim. Bu değil tabii çözüm. Ama sesle ilgili bir çözüm bulmuştum. Adı da sonokimya. Ultrason biliyorsunuz 20 kHz'in üzerindeki ses dalgalarına, frekanstaki dalgalara deniyor. Ultrason dalgalarını bir çözeltiye uyguladığınızda çok ilginç bir şey çıkıyor ortaya. Küçük baloncuklar oluşmaya başlıyor. Bu baloncuklar büyüyor, belli bir noktada patlıyor. Patladığı anda ortaya çıkan korkunç bir enerji var. 5000 santigrat derece ve 1000 bazı literatürdeki terimlerde 2000 atmosfere kadar çıkan bir basınç derecesi değeri var. Ve bundan sonra da çok hızlı bir soğumayla soğuyor. Buradaki enerji nano malzeme büyütmede bize gerekli olan enerjiyi sağlıyor. Bir başka problem çıktı bu sefer. Çok gürültülüydü. Bunun gelen gördüğünüz gibi kapağını kapatmamıza rağmen çok ciddi ses çıkartıyordu ve laboratuvarda hiç kimse çalışamıyordu bunun dışında. Hatta OKAT iptal oluyordu tamamen. Bir çözüm bulmam lazımdı. TÜBİTAK bunu kabul ettiğinde ben de demiştim ki kendi kendime ya tamam ben zaten her şeyini biliyorum bunun. 3 ayda biter bu proje. Ondan sonra başka projelere geçelim. Ses problemini çözmemiz 3 aydan fazla süre aldı. Ama yılmadık ve sonunda amaçladığımız hedefe giderken esnek altlığın üzerine çözelti içerisinde uyguladığımız ultrason dalgaları sayesinde 100 derecenin altında bir sıcaklıkla toplam sıcaklık, yerel sıcaklık 5000 derecelere çıkmasına rağmen yerel sıcaklık çözeltinin sıcaklığı 100 dereceyi geçmiyordu ve bu da bizim için yeterli bir şeydi. Ve şekilde görmüş olduğunuz bakın bu büyüklük 1 mikrometre. Dolayısıyla malzemeleri esnek altlık üzerinde uyguladık. Ses getirdi. Çok ciddi haber oldu. Yurt içinde, yurt dışında. Ve bize de her zaman doktoradan beri zaten farkında olduğum şunu öğretti. Eğer bir konuda başarılı olmak istiyorsanız, o konuya odaklanmanız zaman zaman bakış açınızı değiştirmeniz ama kesinlikle çok çalışmanız lazım. Eğer bunları yaparsanız her zaman bir yolu var.